editte genelde ben bu kısımları kesiyorum ya. Aslında videoların hep başı böyle oluyor biliyor musun? İlk 5 dakika böyle oturuyorum. Andrew ile sohbet ediyor. Ondan sonra çünkü bir intro girişim yok. Ve artık Andrew da yok. Abi Andrew gitti artık. Andrew çekeceğim videoları. Bu sefer farklı bir şey yapacağım. Videonun başından da anladınız. Çünkü istek üzerine artık biraz sihir videoları çekmeye başlayacağım. Aynen. İlk Beagle Trick göstermek istedim. Hatta kafamda bir proje var. Cardistry başlangıç seti gibi. Bir tane sihirbazlık başlangıç seti de yapmayı düşünüyorum. Ama tabii ki isteğe göre ayarlayacağım bunu. Ve artık haftada 2 videoya çıkmayı planlıyorum. Bu haftadan sonraki hafta her geçen senede olduğu gibi salı ve perşembe günleri 2 videoya çıkmayı planlıyorum. Bir Cardistry, bir sihirbazlık gibi düşündüm. Evet, bugün Beagle Trick ile başlıyoruz. Beagle Trick birazcık ağır bir numara. Zaten Cardistry ile birazcık aranız varsa mutlaka biliyorsunuzdur. Bunu bilinmeyecek bir şey değil. Aranız yoksa aranızı yapmak için geldim. Kapatma, dur, ne yapıyorsun? Ne yapıyor, kapatma. Kapatmıyorum oğlum. Kapatmayacaksın. Sen nereden anlarsın? Ne bilirsin lan sen? Bana deste lazım. Of, buldum desteği de. Hadi geçelim o zaman. Önce bir performansını yapayım. Performansına geçelim. Ondan sonra da tutorialına geçeriz, değil mi? Hadi. Şimdi performansı ilk yapalım. Seyirciye başta rastgele bir kart seçtiriyoruz. Bu olsun örneğin. Neyi seçtiğinin pek önemi yok. Karta ben bakmayacağım. Size göstereyim. Fokusu yoktur herhalde ama kartı gördüğünüzü farz ediyorum. Şimdi kartı desteğe koyuyoruz. Ondan sonra karıştırıyoruz. Tamam, desteği karıştırdım. Şimdi en alttaki karta bakıyoruz. 3. Destede şu an jokerlerle beraber 54 tane kart var. En alttaki kart olmadığını, en alttaki kart mı? Değil mi? Değil. Tamam o zaman. O zaman destenin içinde 53 karttan birisi. Ona eminim. Desteği, bunu ihtimali biraz daha düşürmek için desteği 2'ye böleceğim. Şimdi şunu biliyorum. Oran 1 bölü 2'ye düştü. 1 bölü 2 oranında herhangi destenin içinde birisi kart. Kart, herhangi destenin içinde bir kart, onu biliyorum. Ve şimdi seyirciden bir tane desteği seçmesini isteyeceğim. Bunu ben seçersem çok doğal olmaz. Sen seçsene rastgele. Bu mu? Evet. Tamam. Bu o zaman burada kalsın. Bu numaraya bu desteyle devam ediyorum. Hangisini seçtiğinin hiçbir önemi yok. Ben bu oranı biraz daha çok düşürmek istediğim için seçilen destenin en üstündeki ilk 5 kartı sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi elimde 5 tane açık kart var şu anda. Diğer kapalı kartların dışında. Ve bu 5 kartın arasındaysa seçilen kart, bana diyeceksin ki seçilen kart 5 kartın arasında. Şu an seyirci olarak arkadaşım var, ona söylüyorum. Okey mi? Tamam. Hadi bana bir yerde 5 kart bitince diyeceksin ki benim kartım için ya da değil. Kısaca bu. 1, 2, 3, 4, 5. İçinde. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. İçinde. Evet. İyi, güzel o zaman. Şimdi bir kere parmağımı şıklatacağım. Kartlara bakalım. 1, 2, 3, 4. Oha lan, iki tane joker gelmiş. Hiç beklemiyordum ha. Şimdi bir tane kart eksik. Eksik olan kart senin kartın mı? Evet. Tamam o zaman, bu kartları topluyoruz. Ve desteği bir açalım. Destenin içinde ters bir kart var. Bu mu? Aynen. İyi, güzel o zaman. Bu performans da. Bu arada dediğim gibi ben herhangi bir... ben sihirbaz değilim. Herhangi bir profesyonellik burada ön plana çıkmıyor. Önemli olan numarayı anlayıp anlamamanız izleyici olarak. Yani. Aynen. O zaman tutorialına bir geçelim. Öncelikle gerçekten seyirciye rastgele bir kart seçtiriyoruz. Şu an bir önemi yok. Karta bakabilirim. 4 kupa seçilen kart. Burada önemli bir gimmick var. Kartı bizim ne yapar ne yapmaz en üste atmamız lazım. Bir şekilde kart en üste gelecek. Ama bizim bunu seyirciye inandırmamız için kartı ortaya koyuyormuş gibi yapmamız lazım. Bunun birkaç yöntemi var. İsterseniz kartı destenin ortasına koyarsınız. Ondan sonra koyduğunuz kısmı biraz yukarıda bırakıp desteği kesip yine kartı en üstte forceleyebilirsiniz. Ya da bir alternatif daha var. Daha demin benim videoda yaptığım. Buna, bu harekete pinky deniyor. Serçe parmağınla hafiften desteği bastırıyorsun ve bir tane kart sayıyorsun şuradan. İlk kartı sayıyorsun. Üste alıyorsun. Alta koyar gibi yapıyorum. Buraya koyuyorum. Kart burada. Bir kez daha göstereyim. İttir ittir. Çaktırmadan buraya koy. Aslında ikinci karta koymuş oluyoruz kartı. Tüm olay bundan ibaret. Son kez aldık. Kart ikinci sıraya koyduk. Şimdi desteği karıştırmamız lazım karşı tarafı inandırmak için. Bir riffle shuffle. Yaparken şurada şuna dikkat edin. Son iki kart destenin üstüne denk gelsin. Yani.
Hala kart burada duruyor. Çünkü Riffle Shuffle yaparken. Bu seyirci en çok tatmin eden karıştırmalardan birisi zaten. Direkt çünkü kartlar birbirinden örüntülü halde giriyor. Birbirinden örüntülü halde karıştırılıyor. Tamam. Hala kart burada. Seyirci de senin karıştığını düşünüyor. İsterseniz bir Full Shuffle da yapabilirsiniz. Benim daha önce kanalda gösterdiğim bir Full Shuffle vardı. Şöyle. Onu da şuradan i butonundan falan bir yere koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Full Shuffle'ın olayı en üstteki paket at tüm destenin sıralamasını gösteriyorsun. Ondan sonra desteği karıştırınca kartlar aynı yerde kalıyor geri. Tüm olay bu. Yani deste aslında karışmamış oluyor. Karşı taraf sadece karıştığını sanıyor. O yüzden buna Full Shuffle deniyor. Şu an karşı taraf tamamen tatmin, deste karıştı. Destenin karıştığını sanıyor aslında, kart şurada duruyor. Burada yapmanız gereken seyirciye göz teması yapmanız lazım. Gözün içine baktığın zaman bir süre sonra anlayıp bu da senin gözünün içine bakacaktır. Ondan sonra da birkaç böyle havalı konuşma yapmanız lazım. Çünkü seyircinin dikkatini başka yöne çekmeniz gerekiyor burada. Desteği ikiye bölüyoruz. Koyuyoruz. Şurada şuna dikkat edin. Desteği ikiye böldüğünüz zaman, hani şu dediğim kısım vardı ya, kart şu an desenin içinde bir yerde. İhtimali 1 bölü 2'ye düşürmek için desteği ikiye bölüp koyuyorum. Burada şuna dikkat edin. Pek fark etmiyor genelde. Seyirciler kendini uyanık sanıp uzak olanı seçiyor ama desteği böldüğünüz zaman seyirciye yakın yere koyarsanız pakete, kartın olduğu, şurada olduğu pakete, seyirci büyük ihtimalle bunu seçecektir. Ama tabii ki bu değişebilir. En kötü ihtimalle diyelim. Desteği böldünüz. Kart şurada duruyor. Seyirci bu desteği seçti. O zaman şöyle yapıyorsunuz. Tamam o zaman bu deste senin olsun. Ben bu desteyle numaraya devam edeyim. Ya da bunu seçtiyse, tamam madem bunu seçtim, buna numaraya devam ediyoruz. İki farklı olanağınız var. Her türlü ne olursa olsun elinize bu desteği almanız gerekiyor. En önemli kısım da bu zaten. Bu deste burada duracak. Diyelim ki şimdilik elimde bu var. Neyi seçti önemli değil. Destenin üzerinden 5 tane kart sayacağım diyorsunuz. 5 kartın arasında olup olmadığını soracaksınız karşı takıma. 1, 2, 3, 4, 5. Biz burada neyi biliyoruz? Kart ikinci sırada. Şurada aslında. Koyduk. Kart neden burada değil, direkt en üstte koymadık? Çünkü eğer en üstte olursa adam direkt "Aa, benim kartım bu" diyecek. O yüzden ikinci sırada olmaz. Çok daha mantıklı. 5 tane kart sayacağım. Kart sayma bittikten sonra senin kartın 5 kartın arasında mı değil mi bana onu söyleyeceksin. Ondan sonra 5 tane kartı sayıyoruz. Burada sayarken önemli olan bir olay var. Saydık, çektik. Sonra ikinci kartı sayarken serçe parmağını koyuyorsun buraya. Ve kartı aslında şurada gimiklemiş oluyorsun. Yani bir daha göstereyim. Direkt buraya geliyor. Direkt diğer kartın üzerine gelmiyor. Burada üstteki kartı sayarken alttakine götürüyorsun. Saymaya devam ediyorsun sonra. Aslında kart hala burada. Bir kere daha göstereyim. 5 tane kart sayıyoruz. Kartlar burada. 1, 2, 3, 4, 5. Kart aslında şurada duruyor. Destenin altında duruyor. Tüm olay bundan ibaret. Şimdi bu kart buradayken, 4 buradayken seçilmiş olan kart, bunu diğer desen üzerine koyuyorsunuz. Şu an desenin içinde, kafanız rahat. Numara oldu neredeyse, bitti. Elinizde 4 tane kart var. Şimdi önemli olan burada desteye o kart koyduğunuzu belli etmemek. Yani seyircinin senin elinde 5 tane kart olduğunu düşünmesi lazım. Eğer 4 tane olduğunu şu an fark ederse daha demin destenin arasına koyduğunu fark edecektir. İnandırman lazım burada 5 tane kart olduğunu bir şekilde. Şu şekilde sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Seyirci diyor ki hala elinde 5 tane kart var. Burada desteye temas etmeyeceksin. Elinde 5 tane kart varken kartı tut. Dur. Elinde 5 tane kart olduğunu sayarken burada benim gibi parmakla ışıklatabilirsin. Şöyle yaparsın. Sonra 1, 2, 3, 4. Bir kart eksik. Acaba nerede? Mal ayağına yatıyorsun. Eksik olan kart senin mi falan filan. O da evet diyor. Sonra desteği açıyorsun. Destenin arasında ters bir kart var. O da bu çıkıyor falan böyle. Tüm numara bundan ibaret. Ve bu numara sizi biraz daha ileri seviyeye taşıyacak bir numara. Gerçekten güzel ve yapımı da kolay. Ve sadece biraz çalışmak gerekiyor. Çünkü çalışmadan yaparsan tüm şeyi bozulur, güzelliği bozulur. Mesela bu bir kendiliğinden işleyen bir numara değil. Hani şu matematiksel numaralar oluyor ya, koyuyorsun altına böyle, sonra topluyorsun falan filan. Böyle bir şey değil. Bu kendisinden işlemiyor. Gerçekten ya yetenek lazım ya çalışmak lazım. Öyle çalışmadan numarayı mahvetmeyin yani, sinirimi bozmayın. Harcamayın bu numarayı. Diyeceklerim bu kadar. Bundan bir önceki video olan Civil videosuna da yukarıda çıkan i butonundan gidebilirsiniz. Güzel video oldu. Hadi görüşürüz o zaman.